Sakarya Serdivan'da Et Lunch'tayız. İki tane birbirinden değerli et ustası iki kardeşimiz var. Kendilerini tanıyacağız. Yine çok değerli bir misafirimiz var. Onu finale doğru sizlere tanıtacağım. Sevgili kardeşim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben kendimi tanıtayım. İsmim Orhan. Doğma büyüme buradayım. Aslen Erzurumluyum. Yaklaşık 14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ne kadar oldu sevgili kardeşim? Et Lunch'ın açıldığı ve burada hizmete başladığınız. Yaklaşık 2 yıl oldu. Yani 2 ya da 3 ay sonra tam 2 yıl olacak. Yani bu şekilde başladık. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Kardeşimizi de tanıyalım. Sonra etle ilgili sorular gelecek. Evet sevgili kardeşim, seni tanıyalım. Ben Fatih. Aslen Ağrılıyım. Daha önce İstanbul'da çalıştım. Günaydın'da vesaire başka yerlerde. 16 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Son bir senedir Sakarya'dayım. İş yeri. Et Lunch'ta başladım. Gayet iyi devam ediyoruz şu an. Şehirde et konusunda bir numarayız şu an. Evet tabii son zamanlarda özellikle et konusu aslında bizim kültürümüzde çok önemli yeri olan bir şey olmasına rağmen, bir ürün olmasına rağmen. Et son dönemde Nusret denilen bir adamın o meşhur hareketi sonrasında çok popüler hale gelmeye başladı. Ve etin pişirilmesinden hayvanın hangi bölgesindeki et ne derece lezzetlidir boyutuna kadar çok ciddi araştırmalar yapılmaya başladı. O zaman dilerseniz ben size şöyle başlamak istiyorum. Tabii Sakarya'da böyle bir mekanın olması, biz Sakarya TV olarak son derece memnunuz. Ürünlerle ilgili özellikle gelen tüketicilerin talep ettikleri et türevleri nelerden başlayalım, sonra devam edelim. Özellikle bu ürünleri seçtik zaten. Bunlar en çok hızlı giden ürünler. Mesela şu gösterdiğimiz ürün Dallas. Şöyle kaldırabilirim. D harfinde Dallas ismini almasının sebebi. Bu normalde dananın sırt tarafı, antrikot. Hani normal antrikotun kalın hali. 450 gram oluyor. Bu şekilde pişiyor, mühürleniyor. Onun dışında en çok tavsiye edilen ürün bu. Benim de favorim bu. Onun dışında bu da kuzu pirzola mesela, aynısının küçüğü. Kuzu, dana diye ayırt edebiliyoruz. Onun dışında bir de T-bone'umuz var. Bu da dana sırt tarafından yapılıyor. Bir tarafı sırt diye geçiyor, kontrafile diyenler var. Bir tarafı bonfile. Bu şekilde servis ediliyor. Bu da 450 gram, aynı gramda. Aynı zamanda damar yağlı antrikotumuz var şöyle. Çok lezzetlidir. Bakın daha suyu üzerinde yağları. Kasap köftemiz, bildiğimiz köfte. Aynı zamanda kaşarlı köfte, çedar köfte. Hani bu şekilde en çok giden ürünlerimizi servis ediyoruz. Bugün de bunları yaptık. En çok tercih edildiği için ustamız da burada bu şekilde pişiriyor. Evet, şimdi tabii etleri çok güzel özetlediniz, anlattınız. Ve bunun aslında püf noktası pişirilme. Evet. Değil mi? Yani bunun orta derecesi, yüksek işte vesaire. Biz bu konuyla ilgili tabii işin uzmanına, sevgili kardeşimize ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Sevgili kardeşim, özellikle beyefendinin ifade ettiği gibi Dallas'tı. Dallas. Bu ürün ortalama kaç dakika ve kaç derece yükseklikteki ateşte pişer? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ocağın belli bir ısı seviyesi var. 300-400 derece. Yalnız misafirlerimizin isteğine göre az pişmiş, orta pişmiş veya iyi pişmiş eti ocakta bekletme süremiz değişiyor. Az pişmiş 45 derece. Yaklaşık bir 3-4 dakikada hemen hazırlanıyor. Fazla. Orta pişmiş 6-7 dakikada hazırlanıyor. İyi pişmişse bir 10 dakikayı buluyor. Etleri iyi pişirsek bile kesinlikle içindeki suyu ve tadını kaçırmamak şartıyla iyi pişiriyoruz. Yani et istediğimiz kadar iyi pişirelim. Bizde suyu asla kaybolmaz, tadı kaçırmaz. Şöyle söyleyeyim. En çok tavsiye edilen Dallas ve T-bone. Bunları normalde bizim kültürümüzde hep mangal kültürüdür Türk milletinin. Hani genelde çok tavsiye etmez kimse. Yiyen de beğenmez. Biz bunu insanlara alıştırıyoruz. Hani et kalın da olsa, kemikli de olsa nasıl pişeceğini, ne tür yiyileceğini gayet iyi yapıyoruz. Şu an gayet de beğeniliyor yaptığımız işler. Evet, harika özetlediniz. Tabii bizim aslında burayı tanımamızda, bizim bu mekana gelmemizde önemli rolü olan bir sevgili dostumuz var. Renktaşımız, kardeşimiz var. Lezzet avcısı olarak tanıyor Sakarya kendisini. Ben mikrofonu ona uzatarak kendisini de tanımak istiyoruz. Ve bu Et Lunch'la nasıl bir keşfettiniz? Ben devam etmek istiyorum. Buyurun bir tanıtın kendinizi lütfen.
Merhaba, Bekir Mercan ben. Sakarya'daki kafe restoranların tanıtımını yapıyorum. Genelde yemek yemeyi çok severim. O yüzden bu mesleğe adım atma sebebim. İlk önce böyle gittiğim yerlerde yemekleri tadarak ve insanlara paylaşarak geçti. Ondan sonra bunun bir sektör olduğunu fark ettim ve bu işe girdim. Davet almaya başladım restoranlardan. Bu işi hem profesyonel, ilk önce amatör, sonradan profesyonelliğe doğru adım adım gidiyorum. Şu anda tam profesyonel değilim ama inşallah olacağım zamanla. At Lunch olarak ben paylaşımlarımda her zaman belirtiyorum şehrin et evi diye. Çünkü Sakarya'da gerçekten böyle bir işletme yok. Hem lezzet açısından hem steakhouse olarak Sakarya'da bir numara gerçekten. Zaten buraya genelde gelenler lezzeti yerinde keşfederek bir de masada özel sunum, ateşli şovları, insanları özel hissettirmeleri var. O yüzden insanlar buraya geldiklerinde çok mutlu ayrılıyorlar. Ben de burayı paylaşımlarımda özellikle bu sıcaklığı burada hissettiğim için, yani açıldığından beri ben burayla çalışıyorum ve hem işletme memnun hem ben memnunum. Çünkü güler yüzlü personeli, işletme sahipleri güler yüzlü. Benim burada mutlu kılan ilk önemli sebep insanların bana sıcak davranması. Ben de bana davranılan sıcaklığa karşı onlara daha çok hizmet, daha çok böyle tanıtma hevesi, aşkı doğuyor. Bu yüzden Sakarya'ya bu mekanı ben tanıtıyorum, fakat Sakarya TV olarak da tüm insanlara Sakarya'nın görmesini, bilmesini ve bu lezzeti yerinde keşfetmesini önermek için Sakarya TV olarak sizleri buraya davet ettim, misafir etmek istedim. Siz de bizi kırmayarak buraya geldiniz. Diyeceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkür ederiz. Harika özetlediniz. Biz Sakarya TV olarak bu işletmeye gelmiş olmaktan son derece mutluyuz. Az önce sevgili kardeşimizin de ifade ettiği gibi işletmecilerinden tüm personeline varıncaya kadar güler yüzlü, harikulade gençler bir arada. Başarı da daim oluyor, geliyor zaten kendiliğinden. Et yemek isteyenler, damak tadına varmak isteyenlerin adresi At Lunch olmalı kesinlikle. Adresi de çok basit. Videomuzun hemen altında buranın ulaşım adresini, sosyal medya adreslerini bulabilirsiniz efendim. Çok teşekkür ederiz.